Alright. Müziği aç. Ben derim Türkçe, sen de rap. Türkçe, Türkçe. Yo, ben derim Türkçe, sen de rap. Türkçe, yo, Türkçe. Rap nedir? Benim. Fuat hakkında ne düşünüyorsun? Fuat Türkçe rap'in herkese ilham veren en önemli isimlerinden bir tanesidir kesinlikle. 1999 yılında tanıştık ve birçok rapçi, o dönemde rap yapanlar, özellikle şu anda da tanınan bazı isimler ondan çok fazlasıyla etkilenmişti ki buna ben de dahil yani. Yaptığı çok özel, çok önemli çalışmalar var. İnsanların çoğu bunu analiz edip anlayamasa da onun yaptıklarını, birçoğu insan. Gerçekten rap'in özünü yapan isimlerden bir tanesi kesinlikle. Büyük saygım var kendisine, sonsuza kadar kesinlikle. Bir de şu... Ki Fuat en büyük zorlukları çekmiş isimlerden bir tanesi yani orada. Hayat anlamında. Tekiler gurbette kalsın, onlara lafım yok. İşini iyi yapan ersilere saygım çok. Konu Almanya olunca akla gelen ilk Fuat bana Bobby Panzer, bu savaş. Fuat bana Bobby Panzer, crack, rip shit up with no remorse. Batı Benli, peace. Gazetelikten öte, hip hop yapan gerçek kankalara selam olsun. Fuat, Batı Berlin, MC Kolera. Sonra Fuat'la tanıştık, Batı Berlin'den. İlk defa gerçek underground'da kalan, yani ciddi yapılan rap'i tanıdık. Yani ben senin örnek aldığımız, benim hani gözlemlerime göre çocukluğumdan beri senin rap'in hep sivildi yani. Otorite alanının dışında, insanların yanında olan, sen yani zaten yani çok fazla humanist argümanlar da kullanıyorsun parçalarında. Hani beni bu çok mesela cezbetmişti yani. Benim üzerimde yani birçok konudan, birçok yönden etkin oldun ama bu da onlardan bir tanesi. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Fuat hala taş tutup kritikten ve mutlum da panzerler kana bulamakta masum değil sokakta. Rapime sürekli düştü John Rambo'nun ne bir de ilk an ikinin. F.U. bana bak flak panzer simultane rap tercümanı. Paralom gördüğün yerde sik popa dair her argümanı. Eksin ve çek filmi hepsi gerçektir. Hala kulağımda çalar yeksin merteksin. Atlar üstü çatlar kata falkın kurtlar paylaşır çürüyen naaşı. Herkesin gideceği yerde yaşıyor olmamın farkı çumaklı bıçarkı. 9 yaşındaydım ben okyanuslar dinlerken. Berbat diyenlerin şimdi içi güya rekle dolu. Silinsiz bir ton dinleyici 3 aydır dinliyor bedalan. Ay Sezer rap tanrısı Fuat Ergin rap yapamaz der. Fuat Ergin çok büyük ustadır benim için. Fuat'ın kim olduğunu en basit haliyle şöyle anlatayım. O bizim için bir ekol. Ceza neden barışmıyor sence? Birbirlerini sevmiyorlar yani. Hangisini dinlersin dinleyecek olsan? Hangisini dinlerim? Fuat'ı dinlerim. Evet. Yok korkun. Gay bunlar. Fuat abi sikelim. Tek Fuat abi yolla sikelim bari. Hadi kurşun fırlat ben vuracağım gari. Valla ben Fuat abi çok dinledim. Eyvallah. Şimdi Allah var. Yani isim saymak istersen. Sanıyorlar hep üzgün beni 11 kafa konserdeki yank var. Bonomo bir panzer gibi. Kıçını yırtsan sonu tabut. Kimsesin ebeveyni tanımaz kaput. Sizin örnek aldığınız ya da onu Türkiye'de dinleyerek mi? Bu işi. Türkiye'de mi? Türkiye'de Fuat Ergin vardır. Fuat Ergin. Ben en çok ondan ilham almışımdır. Öyle söyleyebilirim. Fuat abi. O bize birçok şey öğretmiştir. Hasiktir kasetler turbo DJ. Batı Berlin Fuat abi bizim pizza. Rap Fuat'la erdi 40'a soruysa hip hop gel cevabı ben. Hem yüzün hem yerde sırtın biz öldü sandığın piyadeler. Ne cüret kes sakalını gel cebinde para varsa kiramı ver. Ceza Fuat ilk iki. Kupa geldin sen sanal da bana ana baca sövüyorken bana kupa veriyordu Fuat Ergin. Bakalım Hasiktir serisinden başladık.
daha cevval, daha savaşçı kediler olabilmeleri için Fuat Ergin dinletiyorum. Hem aynı zamanda Türkçe'ye de kulakları alışsın. Belki yine Fuat abi ödül verir bana. Haha ödül veriyorum, benim gönülleri kalıp kaçan. Şerefte ilk üçün kim? Fuat Ergin, Ceza, Şehinşah. Eski ve yani cool isimler. Evet. Yani ben bir de işim biraz, hani zaten dinleyenler az çok bilir, lirikal ve teknik yanındayım. Hala böyleyim. O yüzden bu işi de bence en iyi yansıtan 3 isim. Geçmişten günümüze bu 3 isim. Tamamen aynı fikir. Eyvallah. İlk MP3 çalarımın 20 şarkı çalması. 10 Fuat 10 Ceza şarkısıydı ruhun atlası. Misonik değil, tek beddua momir. Respect Islamic Force, Killa Hakan, nefret Fuat Bobby. Anlar ki stüdyomu, stüdyoma Fuat Ergin, Fuat abi ziyarete gelmiş. İşte MC'leri tanımak istiyor. Ya öyle de bir adam. Amacım gol değil, hat-trick. Benle battle yani Fuat vs. Fresh B. Yakar ritim eridir. Onlar götünü sallar, bizde racon işidir. Annen demiştir sana, gitme onlar deli. Sayesinde dinledim hasikleri teyfsel. Dinlediğim şey güzelliğe nafili seksten. Mantardan, space cake'ten, kokainden, ekster. Tüm isterimi söylüyordu o kabinden resmen. Söylemek aslında aklımda yoktu ilk etapta. Türkçe olarak bu işin yapılışını çok sevmiyordum. Ama Fuat'ın albümünü dinledikten sonra, hasiktir bir albümünü dinledikten sonra ben de yapacağım dedim bu işi. Onun vesilesiyle başladık. Rap tarihinin en iyi albümü. Hasiktir bir ya. Hasiktir bir. İlk defa rap dinleyeceklere önerilen şarkılar. Vallahi şarkı değil de böyle albüm falan olabilir. Hasiktir serisini tavsiye ederim. Bir... Rap'i de sevdiğim bir adamın tarzına benzetiyordum ama aslında benzemiyor yani. O zaman ben benzetiyordum. Ekol olarak ha. Fuat'tan geldiğim için ha, olabilir. Tabii. Demişti o zaman. O zaman da şey demişti, epey güzel ama bir Fuat esintileri var falan demişti. Ondan da sıyrılırsa epey iyi olacak demişti mesela. Gerçekten var mıydı? Yani Fuat ekolünden geliyoruz birader, illa ki de hani... Çünkü ulaş ardında Fuat ile Sago Play'i yok etmeye çalışan hep Fuat'lısın. Çünkü uğur ardında alamet o serini silahlarla basana navalı haklısın. Gidilmiş hepsini evre hep kaderi kesin asisi basit dedi ki yeter. Gözünü kesin çekilmişten çekilmiş Fuat bonobo kaseçi. Çemkirdiğim bu bir tuhaf olan o haseçi. Ronald Çalma dönsün diye hadiseler Muratlar. Giton Urunlar hep starda dokuz banan Fuat'tan. Esmerliğim, kalbimizde yeri var West Berlin. Oturup asiktir esmerliğim. 10 sene önceye dönsem tutardım Sagopa'nın tarafını. Yine de Fuat okulundan mezun. M.O.E.O. West Berlin. Anlayana sivrisinek sar, anlamayana havan topu bile. Naber kokoş serbest bu stil enerjim. Naber kokoş serbest bu stil enerjim. Bekler bizi her şeyi, DMC ve Fuat Ergin'i sen. Bilmeyen bu yolculuk kaset kapaklarında. Öyle çok sevinmişim ki Fuat'ı bulduğumda. Ölümüne baksam ölümüne raksan. Asiktir lan Fuat'tan gari Türk MC'yi tanımam. Ergin kral demek. Ben ve benim gibi, benim jenerasyonumdaki pek çok rapçi için Fuat abinin müziğinin yeri çok ayrıdır. Ben ve pek çok arkadaşımın rap'e başlamasının sebebi Fuat abinin o zamanlar yaptığı müziktir. Bir Türkçe rap'in ilk üç ismi sence kim? Tartışmalı soru şimdi. Kimi söylesem sıkıntı olur. Ama bir isim kesin söyleyeyim. Fuat Ergin. Gerisi çok önemli değil bence. Okulum ülkemin güneyi ve Berlin'in batısı. Elediğin mikrofonu getir la. 6000 bar çek la. Omzumda mikrofon bazuka olur, verdiğim tonları ekin la. Elediğin mikrofonu getir lan. 6000 bar çek lan. Omzumda mikrofon bazuka olur, verdiğim tonları ekin lan. Ne? Fuat? Abi sen misin? Cebinde para varsa kiranı ver. Abi ne demek yani? Abi ben senin çok büyük hayranım biliyor musun? Şeytan kulağına bazuka soytar meydanı. Boş bulunca sağdan palak ama soldan kanca. Üç dil bilirim, birisi Almanca. Birazdan sahnedeyiz. Yeah! Buy! Söylediklerimi söyleyeyim. Fuat severim, Mod Exile severim, Killa Hakan severim. Her ne kadar Türkçe olmasa da Eko Fresh severim. Evet, bana da üstler rap shit.
Yaparım süper değil mi kime sorayım cezaya mı kimse be. Hip Hop'ın ölmesine ezel değilse de APO ve Burak King listede. Fuat Ergin tek başına dikilse ne olacak lan, anlamadınız adamı 20 sene ve... Fuat Okulu yani Fuat Ergin'in bana göre Hip Hop'a bağlılığıdır, Hip Hop'a sevgisidir yani. Ondan dolayı Fuat Okulu denmiştir çünkü Fuat Ergin çok gerçek bir karakterdir bence Türkçe rap adına. Çok kişiye faydası dokunmuştur. Yani workshoplarda hem yurt içinde hem yurt dışında çok fazla yere fayda sağlamaya çalışmıştır. Ve Fuat Ergin ben gördüğüm kadarıyla, sadece benim gördüğüm de bu, kulis yapan bir adam değildir mesela. Bir konseri olduğunda vesaire olduğunda seyircinin içine karışır böyle. Onlarla muhabbet eder, onlara bir şeyler anlatır, bir şeyler yapmaya çalışır. Bana daha çok gerçek geliyor yani, bu benim düşüncem tamamen. Belki de o yüzden o da bataryaya gelmişti ve biz o dönem çok fazla hani düzensiz yaşıyorduk. Uykumuz düzensiz vesaire böyle. Fuat abi sabah 8'de uyanmıştı böyle ve bize simit almıştı böyle, işte ayran falan almış böyle hani. Ondan sonra... Gençler susam yiyin bak, aç karnına bir avuç susam vücuda çok faydalıdır falan demişti böyle. Sırtında su barilere itaat edeceksin. Gres Boba Fett Royal Bunker'den mercek eksin. Zincirler eritilip silaha dönecekti. Hasta oldum diye anlıyorsun ama keksin. Berlin eski şehir hattı gergin bir hayli çünkü rap sokak kavgasıdır derdin. Aç köpeklerin beynine saydırmaktı mermin. Götün yer mi Joker artık Fuat Ergin bu ya. Ve kibar yoldan değil idolüm Fuat, tupak değil. Fuat Ergin yani ne kadar spekülasyonlar, sansasyonlar olsa da ceza tabii ki de her zaman. Ve Sagopa değil silah. Sana verim ben usta, bu şarkıyı kepuşta. Türkçe rap'te ilk 3 ismin kim abi? Bu çok zor soru ve bir hep ya değişiyor. Yani ama şöyle bir şey, benim her zaman 1 2 3 olarak değil de 3 tane söyleyeyim. Fuat, Ceza ve kendi jenerasyonumdan Karaçalı. Fuat'ı bile gördüm abi. İlk yani Fuat'ı gördüğümde 2001'de tabii. Bakırköy konserinde Fuat albümlerini satıyordu ve orada tanıdım onu. Zaten bizim zaten genel olarak motivasyonumuz Fuat'tandı. Aynen. Hani bunu benim jenerasyonum inkar edemez. Ya efsane bir ruhtu evet, yani evet, bu arada. Evet, hiç kötü ki. Bir şey yani değil biz bu. Ondan gördük. Aynen. Ondan gördük. Adam böyle almış Berlin'den böyle iki çanta CD'yi, işte ne var ne yok hepsini getirmiş. Decoded vardı Atlas Pasajı'nda. Oraya koyuyor ya da sahnede öncesinde sonrasında satıyordu. Hı hı. Bu bize büyük bir motivasyon oldu yani. Çok. Benim mesela o dükkanda, küçük bir dükkan vardı Decoded. O dükkanda ya nasıl oluyor abi, nasıl burada albüm nasıl satılıyor? Hı hı. Ya getir koyalım dedi. Hı hı. Aa gerçekten mi dedim. Vallahi. Getirirsem satar aynen. Mısın? Tabii ki satarız dedi. Dapoet yakar. Biz mesela Almanya'da rap yaparken... Dört çenenizde kamburun mu çıktı canım, gölgelerde eğilmekten sana yeni omurga lazım profesör güvertemizde. Almayı amaçladım, gün teybinden çıkarttım moruk Mustafa Sandal'ı ve trackleriyle bugüne geldim Ceza ve Sayan'ın, Aykin'in, Patron'un, Piton'un ve Sansar'ın, Karaçalı'nın, Şehinşah'ın, Fuat'ın ve Cankan'ın. Fuat'tan aldık teknik, kendisi antiseptik, ciddiyet ister hipo. Sokaklar bizimle, ciddiyet ister hipo. Sıfası ve dolu tabanca, Racon ekolde başlar muharriri Fuat. Düş sıralan muadilim de ragak, gerisi teferruat. Yerim öldü içimdeki ateş dedi, şimdi gelip beni söndür. Tam umudum tükenmişken Fuat Ergin geri döndü. Yeni jenerasyon dinlemez ikinci şokta Erci Eyüpik. Elle Brooklyn seması, Fuat'la Berlin'deyiz. Messe Berlin. Nicht meine Zeit voraus, ich hab die... Söylüyorum, politik değilim. Çok samimiyim. Tamam. Bir Fuat, net. İki Bektaş, üç de Alper Ağa. Beni etkileyen, stilini çok beğendiğim, zamanında etkilendiğim, sevdiğim adamları saydım sana. Tamam, ben de o zaman yeniliyorum. Fuat, Azra, Crack Baba, bu üçü. Ata sırtında suvarlara itaat edeceksin. Gris Baba Fett Royal Bunker'den mercek yeksin. Zincirler eritilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anırıyorsun ama keksin. Günleri yapıp yalanlarla tutar karı. Hasiktirle büyüyen nesil yoksa yarın karı. Siktir oradan. Sinirlendim, ezberledim, gaza gelip hasiktir diye bağırdım bazen dinlerken panseri. Suvarlara itaat edeceksin.
çeksin. Distolu metro yardım kerden mercek yeksin. Zincirler üretilip silaha dönecektir. Pasta oldum diye anlayan ama keksin. Şeytan kulağına bazuka soytar meydanı. Boş bulunca sağdan falak ama soldan kanca. Üç değil bilelim birisi Almanca. Allahu ekber ya. Hiçbiri dengimiz değil. Berlin'in batısı dizinde, okyanus omzunda, bazuka yiyorsa gelin hadi. Şöyle bir mikrofonu getir la. 6000 bar çek la. Omzunda mikrofon bazuka olur, verdiğim tonları ekin la. Benim dilediğim mikrofonu getir la. 6000 bar çek la. Omzunda mikrofon bazuka olur, verdiğim tonları ekin la. Dister panzer bonobo PMC bossman. Kim bilebilir aklımdaki rapi tutup sikir. Popa dair argümanı parala ve git. Güç o rafadan bizim tarafı aramayı FX'in mercek. Setle benim yoluma sonuç ama bu rap teknik okul olsa okumam onu. Belkem sako cezafe Fuat okul okudu. Nasıldın işte meydan ceza sako Fuat Fener Fuchs hepsi üstad. Kastanım iyi mi öyle? Dar bakış açınız red light go. Bas gitarıma pentanol. Ortam cıvı kol mo fall. Aksine örnek kol no roll. Yukarı oldun anlat. Yedi kurşunu ve hep neden belden yukarı oldun anlat. Yedi kurşunu, yedi kurşunu. Olacağız hip hop için. Fuat ne fiteni tan kaderi. Panzer karesiyse ki hayçeli giysene. Derse yüz yüzeyken tövbe edersin. Konu önemli de değil çünkü eşitlik hür değil. Aç yatan çocuk. Kafamda iyiydi Walkman cebimde kulakta bass guard. Kuşku faci ceza Fuat Ergi. Zamanla büyüdük olgunlaştık. Bitmedi koşuşturmamız edem. 12-13 yaşlarımda ilk sahnede izlediğim MC Fuat'tı. Onu izlediğim zaman karar verdim gerçekten. Ben dedim bu adam gibi yapmak istiyorum yani dedim. O zamanlar CD'lerini bile örneğin Fuat Türkiye'de yayınlatmıyordu, yayınlatamıyordu. Kendisi getiriyordu bastırıp ucuz fiyatlara satıyordu, anlatabiliyor muyum? Ben kaşındım, el bombasını fırlat. Ben bir panzer aldım yanıma, kod adı Fuat. Ve daha aklı başına insanların dikkatini çekmeyi başarıyorlar. Türkçe rap'te özellikle 2002-2003 yılında Fuat'ın yaptığı parçalarla böyle bir battle rap kavramı acayip bir popüler hale geldi. Piyadesiyle şuur, biz özel piyadesiyiz de sen sivilsin otur. Yıksın mercek, bonobolar yerde gökte. Çok güzel. En sevdiği albüm. Mesela benim Anladım. Özellikle eski albümler daha çok hoşuma gidiyor. Hasiktir serisi gibi. Taşıyanı, egonu kaşıyanı sikiyim. Bonobonun ilk mezunu benim. İnsanlığa erişmiyor. Sago, ceza, Fuat gibi adamlar hep yetişmiyor. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım. Neden Türkçe hip hop senelerdir gelişmiyor? Fuat, hip hop bu teybime bak. 80'de Eazy-E, 90'da Tupac. Mob dibin arkasında Nas. Hop bir metot flow Fuat. Getiremem aynı yere bilgi. Destek olmadan da yapılır. Sanatçı adam istesin yeter ki. Kendilik veya Marshall değil. İdolüm Fuat Ergin. Ha? Takanan hep kazanır. Edgö Ergen, kopyora batı Berlin. Ordu underground rap'e hoş geldin. Derelerin akışı bir Rus gibi gergin. Bonobo'nun vereceği tonları eşin lao. Türkçe rap'in birinci nesli böyle karmaşa içerisindeydi. Yani bir şeyleri oluşturmaya çalışıyorlardı. En özgünü Fuat Ergin'di. Fuat Ergin'in örnek alan bir ikinci nesil var. Bunların içinde Sayanlar var, Şehinşahlar var, Patronlar var. Yani sayabiliriz. Dapoet gider böyle. Hani yani bu neslin yani saygın karakterler sayende oluştu diyebiliriz. Çünkü ben bunları biliyorum. Aramızda No 1'den bahsedebilirim. Ne bileyim parti çıkışları kendi aramızda Hasiktir albümlerini ezbere söyleyerek gideriz. Bu bizim eğlencemizdir. Sorunlarla badire onlarca hız gelir onlarda. Hayır ola. Thank you.
gibt Shampoos in die Vene. Ja. Du singst die Nationalhymne rückwärts, wenn ich dich nehme. Chemo R99. Yeah. Yeah. Üzülüyorum ben. Bunu aktaramadık gerçekten biz. Belirli bir neslin bir kesimine bunu aktaramadık. Tabii ki bizim kemik kitlemiz var. Aynen. Yaptığını tabii herkes ki, biliyor. Evet, tabii yani. Ki anlamış olan belirli bir kemik kitle var ama çoğunlukla insanlar gerçekten internetten beslendiler. Oradan birilerinin felsefesinden, uydurma bir şeylerinden etkilenip böyle olayı anladıklarını düşündüler ama olay çok daha organik aslında yani. Şimdi o zaman Two Life Crew ile ne bileyim Gangstar ya da Organized Confusion arasında pek böyle bir ciddi bir fark anlayamıyordum orada. Hı-hı. Sonra dili öğrenince bir baktım dedim aga dedim bu dedim ne anlatıyor ya dedim böyle bu dedim hiç bana göre değilmiş dedim geç bunu dedim. Ondan sonra ayıklamaya başladım gerçekten bir şeyler anlatan bir şeyler konuşan herifleri böyle bir damak tadı bir ağız tadı aynen başladım. Kesinlikle onları selekte etmeye başladım. Hı-hı. Sonra dedim ki ya ben de böyle eli ayağı olan bir şey yapmak istiyorum. Arkasına durabileceğim, insanları düşünceye teşvik edebilecek. Benim de insanlara paylaşabilip sonradan bu paylaştıklarımı daha iyi anlayabileceğim ve hayata daha iyi adapte olmamı sağlayacak. Çünkü sen işte payda bularak, insan bularak kendine güç buluyorsun. Anlatabiliyor muyum? İnsanlarla anlaşıyorsun ya bir noktada, müziğin noktasında. Bu seni güçlendiriyor manen yani, öyle diyeyim. Ya bu benim için hep çok önemli oldu. Hani ben gerçekten hiç boş konuşmak istemedim yani. Ya da bir şarkı yapayım. O şarkıyı birisi iki kere dinledikten sonra ezberlesin diye ben asla oturup kalkül edip bir şarkı yapmadım. Bu benim için benim dinleyicime hatta kendime hakaret saydım bunu yani. İstedim ki eli ayağı olan, beynimi kullandığım belli olsun. Hayır nasıl atıyor biliyor musun? Elim böyle bass drum gibi vallahi. Canım benim. Heyecanınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Ölene kadar heyecanını kaybettiğin gün öldüğün gündür.